Merhabalar, ben Kenan Çayır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitenin Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Merkezde ayrımcılıkla ilgili araştırmalar yapıyoruz, özellikle eğitim alanında. Ve ayrımcılıkla ilgili dersler veriyorum üniversitede. Ayrımcılığın farklı alanlarına bakıyoruz. Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, gruplarına yönelik ayrımcılık, engellilik temelli ayrımcılık gibi farklı boyutlarına bakmaya çalışıyoruz. Bu paylaşımda ama genel olarak ayrımcılık, ayrımcılıkla ilgili kavramlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arkasından belki niçin ön yargılarımız var, niçin ayrımcılıklar oluyor dünyada, bununla alakalı çok kısa teorik bir iki saptamada bulunup ayrımcılıkla mücadele yollarından kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi ayrımcılık dediğimiz zaman hemen kelimeden yola çıkarak işte ayrım yapmak, farklı gruplar arasında ayrım yapmak akla geliyor. Şimdi şu anlamda doğru, eğer aynı konumda olan insanlara farklı muamele edersek bu ayrımcılıktır. Örneğin bir üniversiteden mezun olmuş erkek ve kadın diyelim öğrenciye, mezuna iş başvurusunda farklı muamele edilirse, eğer şartlar eşitse bu ayrımcılıktır. Ama bazen insanlara, farklı gruplara eşit muamele etmek de ayrımcılık doğurabilir. Örneğin eğitimde bir gözü diyelim görmeyen, görme engelli biriyle gözü gören birinin aynı koşullara tabi tutamayız. Eşit muamele etmek de bu anlamda ayrımcılık doğurabilir. Dolayısıyla farklılığı görüp bazen farklı insanlara farklı muamele etmek gerekiyor. Çünkü hedefimiz aslında maddi eşitliği sağlamak. Yani farklılığından doğan dezavantajları ortadan gidermek ve herkesin haklar karşısında eşit olabilmesini sağlamak. Dolayısıyla ayrımcılığı şöyle tanımlayabiliriz kısaca. Aynı konumda olanlara farklı davranmak, belki farklı konumda olanlara, farklı statüde olanlara aynı davranmak diye kısaca belki tanımlayabiliriz. Ayrımcılıkla ilgili konuşurken değinmemiz gereken, sıkça bizim değindiğimiz iki kavram daha var. Ön yargı, yani ayrımcılığı açıklamak için çok temel kavramlardan. Çünkü farklı gruplara ya da farklı grupların üyelerine niçin insanlar farklı muamele ediyor? Çünkü o grupla ilgili ya da o grubun üyesiyle ilgili olumsuz dogmatik kanaatleri var. Bir tutumu var olumsuz. Yani işte kadınlardan bahsedersek istihdamda ayrımcılığa uğradıkları biliniyor birçok yerde, birçok ülkede, Türkiye'de. Çünkü kadınlarla ilgili daha olumsuz diyelim kanaatler var. Yani kadınların daha duygusal olduğu, kadınların daha zayıf olduğu gibi. Ve aynı zamanda kalıp yargılar var. Zihnimiz çünkü işte bilişsel psikolojinin bize söylediği kategorize ederek çalışıyor. Kategorize ederek bilgileri işliyor. Dolayısıyla bizim farklı gruplarla ya da farklı grupların üyeleriyle ilgili kafamızda böyle imgeler var, zihinsel imgeler var, resimler var. Ayrımcılık aslında bu üçlünün belki bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Yani farklı gruplar hakkında zihnimizdeki imge, resim ve onunla alakalı o gruplarla ilgili duygular, olumsuz duyguların sonucunda aslında ortaya çıkan davranış. Davranış derken Gordon Allport'un 1954'te The Nature of Prejudice, Önyargının Doğası isimli bir kitabı vardır ve bu alandaki en önemli kitaplardan birisidir. Orada bahsettiği belki skaladan bahsetmek zihin açıcı olabilir. Beşli bir skaladan bahsediyor Gordon Allport. Onlar da şu: adlandırma, isim takma belli gruba karşı, kaçınma, ayrımcılık, fiziksel şiddet ve grubu ortadan kaldırma diye beşli bir skala. Yani bizler belli bir gruba karşı bazen isim takabiliyoruz, adlandırma yapabiliyoruz. Bu ayrımcılığın önemli aşamalarından birisi. Yani LGBT gruplarla eğitim ortamında örneğin çok ciddi adlandırma, isim takma, etiketleme, damgalama süreci görüyoruz. Kaçınma, o grupla temastan kaçınma ki bu da LGBT gruplarda ya da farklı cinsiyet kimliği gruplarında görülen bir uygulama.
O gruba ayrımcılıkta bulunma, yani işte istihdama sokmama, iş vermeme, belli yerlere sokmama, fiziksel şiddet, hakeza fiziksel şiddet de görüyoruz ve o grubu ortadan kaldırma. Yani çeşitli soykırımlar, yani Yahudi soykırımında örneğin olduğu gibi. Tamam, ama ön yargılarımız niye var, nasıl açıklarız diye bahsettiğimiz zaman ayrımcılık niye oluyor? Bir kere belli gruplara karşı ön yargıyı doğuran, ayrımcılıkları tetikleyen ideolojiler var. Örneğin cinsiyetçilik, örneğin heteroseksizm, örneğin ırkçılık ırk meselesinde, örneğin engellik meselesinde sağlamcılık. O kadar çevremiz kuşatılmış ki, yani ders kitaplarında, medyada, reklamlarda, sokakta, birçok yerde bu ideolojilerin ürettiği biz söylemlere maruz kalıyoruz ve bunları aslında farkında olmadan belki içselleştiriyoruz, bu duyguları, bu inanışları ve bu kalıp yargıları ve bu ayrımcılığa yol açabiliyor. Dolayısıyla bu ideolojileri bir kere farkına varmak lazım. Sosyal baskınlık kuramı ile bir kuram vardır, bu kuramın söylediği gibi. Ve bunları tabii çözümlemek lazım. İkinci belki önemli bir şey, sosyal kimlik kuramı adı altında anlattığımız şeyler. Çünkü bizler işte bir ben olarak doğuyoruz, fakat gelişim aşamamızdan bir süre sonra artık bu benin sadece benden oluşmadığını ve bana benzeyen başka benlerin olduğunu, yani bir biz olduğunu, bizlerin bir grup olduğunu ve bizim grubun bir üyesi olduğumuzu fark ediyoruz. Psikoloji bize söylüyor, sosyal psikoloji şunu söylüyor. Gruplar, insanlar bir kere bir gruba ait olma eğilimindedirler. Bu birinci çıkarım. Evet, hakikaten bunu görüyor. İnsanların gruplara ait olma eğilimi var. Ve grupların kendilerini daha böyle ne diyelim, pozitif görme, olumlu görme eğilimi var. Ve insanlar genelde bir biz diye bir şey fark ettikleri zaman bir de tabii onlar diye bir şey var. Yani bizden farklı olanlar. Şimdi bu çok olağan bir şey. Biz ve onların olması kötü bir şey değil. Kötü olan ne, sorunlu olan ne? Bizden farklı olanların eşitsiz konumda oldukları için daha aşağı görülmeleri. Dolayısıyla eğer bir ortamda, bir ülkede farklı gruplar hiyerarşik olarak daha alttaysa, eşitsiz konumdaysa ve onlarla ilgili olumsuz kalıp yargılar, olumsuz ön yargılar üretiliyorsa, tabii bizler o kimliği edinme aşamasında onlarla ilgili olumsuz ön yargıları da ediniyoruz ki bu zaten o süreçte ayrımcılığa yol açıyor. Buradan son olarak mücadele yöntemlerine geçersem, kalıp yargıları ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Yani zihindeki imgeler. Bunlar dediğim gibi medyada, ders kitaplarında, efendim işte sokakta, dizilerde, filmlerde, her yerde sürekli tekrarlana tekrarlana zihnimize şekilleniyor. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Yani eğer kalıp yargılar böyle oluşuyorsa, biz bunların farklı türlü oluşmasına da oluşmasını da sağlayabiliriz. Yani diyelim engelliliği, LGBT'yi grupları kalıp yargı doğrultusunda değil ama kalıp yargının dışında resmederek, olağanlaştırarak, farklı rollerde göstererek. Dolayısıyla o zaman ne yapmış oluyoruz? Daha erken yaşlarda örneğin çocukların farklı kategorileri de görmesini sağlıyoruz. Buna biz kategorilerin iç içe geçmesi diyoruz bir şekilde. Yani işte tek bir grubu tek bir şekilde kodlamıyor, tek bir şekilde kategorize etmiyor. Farklı o varoluşların da olduğunu görebiliyor çocuklar ve insanlar. Dolayısıyla kalıp yargıları kırmak farklı alanlara çok önemli bir mücadele. Bir de tabii eğitim, hemen eğitim deniyor. Eğitim önemli bir alan şüphesiz. Fakat ne tür bir eğitim olduğunu sorgulamak lazım. Ayrımcılıklarla mücadele eden bir eğitimin olması lazım. Yani eşitsizlikleri sorgulayan, hiyerarşileri sorgulayan ve beraber yaşama ideali sunan bir eğitim olması gerekiyor. Çünkü ayrımcılıkla mücadele dediğimiz zaman aslında yapmaya çalıştığımız şey farklı grupların dışlanmadığı, eşitsizliklerin azaldığı, ön yargıların azaldığı bir toplum. Barış içinde, huzur içinde yaşayabilen bir toplum aslında hedefliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Eğitim eğer ortak bir yaşama ideali veriyorsa, eşitsizlikleri sorguluyorsa, insanların kendi kimliklerini sorgulamaya itiyorsa, bu hakikaten ayrımcılık karşıtı bir eğitim olabilir ama tabii çok uzun bir mesele, çok uzun konuşmak lazım.